Merhaba kitap severler. Bugün size Haziran ayının ilk yarısında okumuş olduğum ve çok beğendiğim için anlık bir video olarak da sizinle paylaşmak istediğim belirttiğim tarihçiden bahsedeceğim. Tarihçi Elizabeth Kostova tarafından yazılan ve İnkılap Yayıncılık'tan çıkan İne Merman tarafından da dilimize uyarlanan bir kitap. Şöyle göstermek istiyorum. Kapağı çok güzel. Arkada Ayasofya'nın çizimleri var. Ve ön tarafta da tabii ki bir portre diyeyim. Çok fazla detay vermek istemiyorum. Çünkü çok güzel ve çok beğendiğim bir kitap oldu benim için tarihçi. 13 sene sonra tekrardan okudum. O yüzden birazcık yıpranmış kısımları var. O yüzden affınıza sığınıyorum. Ama benim çok beğendiğim bir kitaptı. Bu nedenle tekrardan okumak istedim. Hani unutamadığınız kitaplar olur ya. Bu kitapta benim için o şekilde öyle bir yeri var. Özellikle tarihi gerilim romanlarını çok beğeniyorum ben ve çok seviyorum. Okumayı da mümkün olduğu kadar takip etmeye de çalışıyorum. Bu anlamda da sizin de hoşunuza gidebileceğini düşündüğüm için özellikle tekrardan okudum. Ve hani atlamak istemedim bazı kısımları ve sizinle de paylaşmak istedim. Konusundan bahsetmek istersem eğer özellikle 14. ve 15. yüzyılda Osmanlı'nın başında hani dert olmuş olan Kazıklı Voyvoda ya yani Eflaklı Voyvoda veya Voyvoda Tepeş denilen kişinin bir Karpatlı derebeyi bu kendisi ve özellikle Fatih döneminde çok yoğun bir şekilde savaşılan bir derebeyi ve diğer yandan bizim hani popüler anlamda bildiğimiz ismiyle ise Kazıklı Voyvoda'nın yanında Drakula. Biz Drakula'yı o dönemlerde hani özellikle Osmanlı Savaşması'nın dışında daha popüler olarak 19. yüzyılda Abraham Stoker tarafından yazılan Drakula kitabıyla ki o da Ithaca Angel'dan çıkan bir güzel bir kitaptır. Daha popüler hale geliyor ve daha çok bilinmeye başlanıyor. Ancak bu kitapta ise öncesinde okuyoruz. Hani daha popüleritesinden ziyade daha tarihi belgelere dayalı olan kısmı söz konusu. Tarihte adı da görüldüğü üzere. Biraz bahsetmek istersem şöyle de göstermek istiyorum içine. Paul adında bir tarihçimiz var ve Paul'un öğretmeni diyeyim, üniversitedeki profesörü Rossi bir gün kayboluyor. Ve Rossi kaybolduktan sonra aslında nereye gittiğini bulmaya uğraşıyor Paul. Diğer yandan ise eşi Helen'le tanışıyor. Tabii ki bunlar olurken bu aslında şöyle söyleyeyim, yani üç zamanlı romanın orta kısmı. Neler olduğuna dair, işte neler yaşadıklarına ve Rossi'yi nerede bulabileceklerini veya bulabileceklerini düşünüyorlar ve araştırıyorlar. Bu arada aslında çok da alakalı olmasa da Paul 14. ve 15. yüzyıldaki Transilvanya bölgesindeki işte yaşanılanları birazcık araştırıyor. Tezinde bahsetmek istiyor. Ancak kütüphanede önüne açılan bir kitapla beraber olay Kazıklı Voyvoda'ya kadar geliyor. Yani bu Rosie'nin kaybolmasından önce hani bu konu hakkında görüşüyorlar. Diğer yandan ise daha geriye gidiyoruz ve yani Kazıklı Voyvoda'nın geçmişinden bahsediyor. Osmanlı döneminde ne kadar çok Fatih'in onunla savaştığını, hatta bir dönem kendisinin Fatih'e rehin olarak verildiği Fatih Sultan Mehmet'e ve İstanbul'da kaldığı süre içerisinde hani pek çok işkence öğrendiğini ve bunları daha sonra kendi halkının uygulaması sonucunda binlerce kişinin öldürdüğünden bahsediyor. Onlara dair olan belgeler geliyor. Diğer yandan ise 3. zamanda ise Paul kızına bütün bu olanları anlatmaya başlıyor ve bir nevi mirasını izah ediyor ve annesini yani kızının annesini yani Helen'i bulmaya çalışıyorlar. Çünkü Helen bu arada bir yerlerde kayboluyor. Bu anlamda da tarihçi çok sürükleyici bir roman. Umarım anlatabilmişimdir diye düşünüyorum. Çünkü benim çok beğendiğim bir kitap olduğu için insan ister istemez bazen içine fazla bir şekilde girebiliyor. Tarihi belgelere dayanıyor olması ve aslında Drakula'nın ya da Ejder'in oğlunun bilinen adıyla da nasıl bir süreçten geldiğini aslında öldü mü yoksa hala yaşıyor mu sorusunun da cevabını bir nevi buluyorsunuz. Bu anlamda da benim çok beğendiğim bir roman oldu tarihçi. Umarım İnkılap Yayıncılık veya başka bir yayın evi Elizabeth Kostova'nın diğer kitaplarını da basar. Çünkü bilinen bir yazar olmasına rağmen ne yazık ki sadece bu kitabı basılmış durumda. Dilimize çevirmiş durumda daha doğrusu. Umarım diğer kitaplarını da okuyabilme şansına sahip oluruz diye düşünüyorum. Benim çok beğendiğim bu kitabı da umarım sizin de hoşunuza gider demek istiyorum. Sizinle de paylaşmış olmaktan dolayı mutluyum diyebilirim. Şimdi bu kadar demek istiyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.